Albinizmle yaşamak çok mu zor? Evet, bugün bunları konuşacağız arkadaşlar. Albinizm ne kadar kötü, ne kadar iğrenç, ne kadar hayat dolu bir insana zarar veriyor gibi bunları konuşabiliriz diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Ama öncelikle biz kimiz, neredeyiz, ne yapıyoruz biraz bundan bahsederek başlamak istiyorum. Evet, hayatımızı ne düzeyde etkilediğine de siz karar verirsiniz videonun sonunda. Ee, önce ben başlıyorum. Evet, hanımlar <laughs> önden. Ben Şule Arapoğlu Yılmaz artık. <laughs> 22 yaşındayım. Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Şimdi de Halkla ilişkiler ve Tanıtım alanında yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda bir yazılım şirketinin, teknoloji şirketinin pazarlama ekibinde çalışıyorum. Ve sosyal medyada biliyorsunuz ki influencer olarak da yer alıyorum. Ee, yeni evlendim. Her şey şu an için güzel gidiyor. Kendi girişim planlarımız da var. Evet, Alim Bey'i dinleyelim şimdi. Ee, ben de... Hukuk Fakültesi mezunu olarak, avukat olarak çalışıyorum. Aynı zamanda ufak tefek birkaç fikirlerimiz var. Onları da hayata geçirmeye başladık. Bir yandan sosyal medyada hukuki bilgilerle insanlara katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu ara çok sağlam ve çok yoğun olmasa da derneğe katkı sağlamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çünkü biraz hayat yoğunluğu, evlilik, yurt dışından gelişler bunlar biraz doldurdu. Ama kendi hayatını sürdüren, Evli, gayet hanımı olan, güzel evet. bir iş sahibi bir insanım. <laughs> Ve Albinizm Derneği'nde yönetim kurulunda gönüllü olarak da çalışıyoruz. Derneği Her günde takım elbise giymiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gayet de. Ee, şimdi öncelikle ben günlük hayatımda neler yapıyorum? Bir ev çekip çeviriyoruz değil mi? Yani yemeğimizi yani yapıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz. İşimize gidiyoruz, ee, geliyoruz. Kimsenin yardımına herhangi bir konuda ihtiyaç da duymuyoruz. Yemeğimizi pişiriyoruz, evimizi temizliyoruz, çalışıyoruz bir yandan, koşturuyoruz. Evet, evimizi temizleye gelen kimse de yok. Ha, robotumuz hariç, açılışını <laughs> yapmıştık. <gülüyor> Aynen, robot <laughs> en büyük yardımcım. Ee, tek yaşarken, yani bu artık tek yaşamaktan kastım yanımızda ailemiz olmadan ya da birileri olmadan. Ki halim çok daha önce tek başına yaşamışlığı yurt dışında. 10 ay kadar bir süre hem çalışıp hem yaşamışlığı var. E, bu süreçlerin hiçbirinde herhangi bir zorlukla karşılaştığımızı düşünmüyorum yani. Karşılaşıyoruz ama yani zorluk olarak değil artık. Ya da böyle hayata karşı isyan etmemizi sağlayacak herhangi bir şey yaşamadık ben hiç hatırlamıyorum. Yani, gün içinde hiç düşünmüyorum. Aa bunu da göremedim, canımı sıktı yapamadım göremediğim için yarım kaldı gibi böyle beni zorlayan herhangi bir şey yaşamıyorum gün içinde günlük hayatımızı yani çok rahat bir şekilde sürdürüyoruz aslında. Albinizmle alakalı biz şöyle farkındalık oluşturuyoruz arkadaşlar. Bizim albin olduğumuzu herkes biliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorlarsa bile bu çok güzel bir şey. Çünkü artık bizi albin olarak değil normal bir birey olarak görüyorlar demektir. Evet. Biz hayatımızla yaşayarak gösteriyoruz insanlara. Yani avukat olarak ben başarılı olduğum zaman en azından aileler bunu bana söylüyorlar. inanıyoruz. A çocuklarımız sizin gibi olacaklar mı? Başarılı olacaklar mı? İş hayatına atılacaklar mı? Kendi hayatları üzerinde kalacaklar mı? Yurt dışına gidebilecekler mi? Gelebilecekler mi? Başarılı olabilecekler mi? Bu soruları biz göstererek anlatmış oluyoruz. Dilimizle onu yaptık, bunu yaptık demek yerine artık insanlara hayatımızı göstererek gösteriyoruz. Bu bizi mutlu ediyor bu arada. O yüzden farkındalık oluşturmak dediğimiz hayatımızı göstermek bizim için farkındalık haline geliyor. Aynen öyle. Albinizmi anlattığımız, hatta birlikte de anlattığımız çok fazla video var. Uzunca bir süre albinizmi konuştuk ve sonrasında normal hayat akışımı göstermeye başladıkça e, o farkındalık devam etti aslında. Çünkü albinizm beni tanımlayan şeylerden sadece bir tanesi, tamamı değil. E, aileler, takipçilerim, bunu merak eden herkes de bunu görüyor zaten bu süreçte. Ve alimin dediği gibi işte benim çocuğum ileride Aile kurabilecek mi, işe girebilecek mi, seyahat edebilecek mi, tek başına yaşayabilecek mi? Bu soruların cevabının hepsi benim videolarım içinde var zaten. Çünkü onlar benim albinizmi ne olduğumu biliyorlar. Bilmiyorlarsa da harika bir şey dediği gibi yani bunu hiç fark etmiyor da olabilirler. Bu da çok güzel bir şey bizim için. ya Demek ki bir şeyleri aşmışız yani bu konuda. E, o yüzden ekstra sadece ee, yaşadığım sorunlara odaklandığım videolar, içerikler çekmiyorum. Çünkü bana sorular geliyor, mesajlar geliyor. Özellikle bu dönem çok yoğun geliyor. Ee, farkındalık oluşturur musunuz? Böyle problemler mi yaşıyorsunuz gibisinden. Yani tabii ki zorlandığımız alanlar var. Ama bunların çözümleri de var bir şekilde. Ee, yardımcı cihazlar, ufak çaplı büyüteçler, büyük puntolar, iyi bir ışıklandırma, yani çok... Koruyucu perdelerden. Evet. Bir ev vlogu çekmedin ki koruyucu perdeler var mı, kullanıyor muyuz, ne yani yapıyoruz evimizde evi diye giderken, gösterelim. Ben evin her odası için ışığı kesen farklı farklı perdeler organize ettim ki gözümüzü zaman zaman bizim çok alıyor, pat çekiyoruz. Yani gerçekten bildiğiniz karanlıkta yaşıyor da oluyoruz bazı durumlarda. Çünkü gözümüzü rahatsız edebiliyor yani gözümüzü almasına hiç gerek yok. Hatta ben mutfağa bile yaptırırken bana hep dediler. Mutfakta ne işi var? Böyle perde olmaz. Mutfağa gitmez. Mutfak için uygun değil dedim ki. Yani biz mutfakta oturacağız. Mutfakta zaman geçireceğiz. Hani bir noktada bizi rahatsız edecek o. Ki kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Daha şimdiden evet. başladık. Perdeyi çekiyoruz. E, ve bizi çok rahatlatıyor. Yani evi de biraz kendimize göre organize ettik açıkçası. Nasıl rahat edeceksek öyle yaptık. Kendimizi biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Özelliklerimizi biliyoruz. Artık kendimizi tanıdık. Yani artık bizim insanlara anlatmaya değil sadece göstermeye yönelik çalışmalarımız var. O yüzden sosyal medyada video çekerken artık albinizmli olduğumuzu vurgulayarak değil, albinizmi artık açtığımızı, normal bireyler olarak yaşadığımızı ve bizi gören insanların korkarak çekinerek değil örnek alarak ilerlemesini evet. istiyoruz. Yani bunun için çalışıyoruz. Yani biz videolarımızda albinizmliyim diyerekten bir şeyler oluşturmak değil tam tersine hayata adapte olabildiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Dernek çalışması olarak da bunu çok istiyoruz. Yani derneğimiz hep bunu anlatmak üzerine. Albinizm bir hastalık arkadaşlar. Bu yönde korkacak hiçbir şey yok. Bulaşıcı bir hastalık değil. Ama genetik aktarımı var. Ama biz buna bir durum diyoruz, diyoruz Hastalık olduğunu ortadan kaldırmak için değil. Bunun mücadelesi ile beraber artık hayatın ufacık bir parçası haline geldiğini göstermek bakımından. Bu ölümcülmüş ya da değilmiş. O varmış, bu varmış. Bunları değil. Hayatı sürdürmek, yaşamak, kaliteli bir hayat sürmek. Bu bizim için öncelikli. Sürekli yaşadığım sorunları ön plana çıkardığım videolar çeksem bu en başta bana çok zararı dokunacak bir durum olur. Hem bunu izleyen aileler, çocuklar çok ama çok etkileniyor. Bizler iyi bir örnek örneğiz. Hayatına devam edebilen, bir şeyler başarmış, e, yaşamaktan keyif alan, hayatının merkezine albinizmi yerleştirmeyen insanlarız. Ve biz tek örnek de değiliz. Bizim derneğimizde harika başarılı insanlar var. Birkaç tanesinden bahsedelim. Çok gelmişken. fazlasıyla var. Daha doğrusu bizim dernek yönetim kurulu üyemizde olan her bir birey albinizmli, her biri birbirinden has özelliklere sahip hayatını kurmuş, sürdüren örnek insanlar. Neden öyle der? Neden bizim dernek yönetim kurulu üyelerimiz böyle biliyor musunuz? Çünkü artık onlar kendilerine yapacaklarını yapmışlar, diğer insanlara örnek olmak istiyorlar. Bizler gibi. Hayatlarını göstererek, katkı sağlayarak. Hakan abimiz var, dernek başkan yardımcımız. Ya adamın çoluğu, çocuğu, ailesi var, iyi bir işi var. Çok şükür kazancı iyi, başarılı, gezmeyi, kültürü, yemeği, içmeyi bilen, Eşi dünyalar tatlısı, çocukları dünyalar tatlısı. Yani ayrıyeten arkadaşlarımız var bizim gibi genç, gezen, yaşayan büyük şirketlerde Aralarında çalışan fotoğrafçısı var, film yapımcısı var, işte psikolojik danışmanı var, yazılımcısı var. başka neler var? Ör Muhasebecimiz okul var. Okul öncesi öğretmeni var, muhasebecisi var, avukatı var. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> bizim için örnek olan insanlar çok fazla. Bu insanlar sorun yaşamıyorlar mı? Biz sorun yaşamamıyoruz. Tabii ki yaşıyoruz. Ama yaşadığımız sorunlardan öte bunları çözebilen, örnek olabilen insanlarız. Biz çözülmesi yönünde çalışan insanlarız. Üzülüyoruz, ağlıyoruz. Arabamız olmadığı için metrobüslerdeyiz. <laughs> en büyük Ama bugünlerde bu. Metrobüste olmak bizim için çok üzücü bir şey değil. Biz yani, metrobüste herkes gibiyiz. Yani şu, İnsanlardayız. şu, kafaya girmiyoruz. Hani bu evet canımızı sıkıyor ama şu kafaya da girmiyoruz. Hayat boyu buna mecbur kalacağız. İşte hep insanlardan destek almak zorundayız. İşte hiçbir zaman arabamız olamayacak. Hani bunlarla böyle çok yakınıp da hani çok kafa yorduğumuz şeyler değil yani. yani Almıyor muyuz destek insanlardan? Oo ben her dakika sorarım bu arada. Alim benimki kadar sormuyor. Ben dakika başı soruyorum. Evet. Yani adım başı sorarım ben. İnsan değil miyiz ya? Ya yani... ben bundan çekinmiyorum. Bundan rahatsız da olmuyorum. Muhtemelen ben Albino olmasaydım da ben herkese sorardım. Yani? E çünkü ben mesela hemen böyle çözmek isteyen bir insanım. Hemen yolumu bulayım. Yani hiç falan. normal bir insan yol tarifi sormuyor mu? Hiç mi sormuyor? Normal bir insan metrobüse binmiyor mu? Toplu ulaşımda bir otobüsü görmemezlik, kaçırmazlık olmuyor mu yani? Yani Bunlar çok olmuyor. normal. Ya evet otobüsleri yakalamak zor olabiliyor ama yani insanlara sorunca, bütün uygulamaları iyi kullanınca, sesli sistemler çalıştığı zaman vesaire çok kolay bir şekilde gideceğim yola gidebiliyorum yani. Yolda kaldığım olmadı. Yani onu bilin. Hani yolda kalıp da gitmek istediğim yere gidemediğim, ulaşamadığım hani böyle kaybolup böyle karalar bağladığım, polisin beni bulup götürdüğü falan öyle bir şey yaşamadım yani. Ben yolumu buluyorum. Hani en fazla yarım saat uzar. En fazla o da. Yani o kadar bile Yol, uzamıyor. Yolcu olur terletir. Rahat olmaz belki. Belki araba kullanamadığımız için istediğimiz yere anında gidemeyiz ama bir yerlere varabiliriz. Evet. Yapabiliriz. Yapıyoruz arkadaşlar. Ya ben eminim ya bizi zaten metrobüste bir sürü insanla muhabbet ediyoruz. Selam evet. veriyorlar, konuşuyoruz. Ya biz hayatın içindeyiz. Yani uzakta Amsa değiliz. Evet gözüm akıyor. Işık gözümü çok aldı. Evet. Işık rahatsız etti için şöyle ağlıyor şu anda. <laughs> evet. Ağlama <evet>. bebeğim. <laughs> arkadaşlar ışık var diye hiçbir şey yapmazlıktan kaçınıyoruz. Dikkat etmek demek kaçınmak demek değildir. Biz elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Albinizm Derneği yıllardır farkındalık oluşturmak için çalışıyor. Ya ben bundan 3 yıl önce soramazsına çıkmışım, cevaplandırmışım. Evet, Bakın o videonun o linkini de kesinlikle buraya koyacağım. Saçlarımız da var o zaman. <laughs> o şeyi ben tam bilmiyorum. Sen ayarlarsın buraya koyarız onun linki. Kenarına köşesine çok... bir yere Aynen. koyarız herhalde linki. Onu izleyin yaparız. muhakkak Tekniksin. çok güzel konuşmuş Zaten o videoyu izleyip ben halimi tanımıştım. Ve o videodan sonra mesaj atmıştım. Bugün de evlendik. O videonun yeri bende çok ayrı. <laughs> o zaman şöyle içerik üretiyordu bu arada YouTube'a. Benden önce, herkesten önce. Yani o içerik üretirken... ...ben videosunda konu olacağım sıra tanıştık. <laughs> ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir güzel hayat. Bir Niye ben kapanmadım? Korkmadım? Ya bence çekinmedim. farkındalık evet oluşturulabilir bir şekilde. Ama bence iyisi de var kötüsü de var. Yani akılda iyi bir farkındalıkla kalmak çok daha önemli. Biz hayatta mücadele ederek başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Bunu kolaylaştırmak toplumun elinde. Nasıl toplumun elinde? Sessiz sistemler kurulduktan sonra erişime uygun yollar yapıldıktan sonra, toplu ulaşımda şoförler bilinçli olduktan sonra, tabelalar büyük ve bizim görebileceğimiz düzeyde renklendirildikten sonra, merdivenlere bir bant çizgi çekilip düşmemiz engellendikten sonra ve insanlar bizi garipseyip bakmadıktan sonra biz hayatımızı çok güzel yaşayabiliyoruz. Evet. O yüzden biri sorduğunda da nasıl bir sorun yaşıyorsun, ne zorluklarla karşılaşıyorsun dediğinde ben bir yerden bir yere gidemiyorum, ah vah yerine Diyorum ki bunlar bunlar yapılmalı. Hani senin saydığın bu alimin saydığı bütün erişilebilirlik imkanları sağlandığı zaman ben çok rahatım. Bana bunlar lazım. Bu kadar. Yani. Ben otobüs durakta durmadı diye yani hiç beklemedi diye kaç kere şikayet ettirip 500 bilet para cezası kestirmişim. Mesajları geliyor bu arada. Niye? Çünkü o durmadı yani. Bir durma imkanı vermedi ki ben el atayım da anlayayım şey olduğunu. Durmadığı için şikayet ettiğim, çünkü durması gerektiğini bildiğim o süreyi bize vermesi gerektiğini bildiğim için buna yönelik çalışmalar yaptım defalarca. Sessiz sistem çalışmadığı zaman otobüsleri şikayet ederim. Yaparım elimden geldiğince. Çünkü çalışması gerekiyor. Biz bu mücadeleyi verirken sessiz sistem var yok diye ağlamak yerine bir çalışma içine bir evet. aktif hareket içine giriyoruz. Bunu herkes yapmak zorunda Dernek değil. Dernek de bunun için çok çalışıyor. Derneğimiz ya yıllardır güneş kremi geri ödemeye alınsın diye çalışıyoruz büyük punto oluşturulsun diye çalışıyoruz. Biz bunlar yok diye ağlayıp eylemler yapmak yerine aktif bir şekilde lobi yani siyasilerle görüşmek, milletvekillerine, bakanlara derdimizi anlatmak için çalışıyoruz. Niye çıkıp sokaklarda ağlamıyoruz? Aynı zamanda konferanslarda yapıyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz, insanlarla bir araya geliyoruz. Bu sene yapamadık çünkü bütçemiz yetmedi. Dernek, dernek bütçemiz yetmedi. Beklediğimiz destekleri alamadık çünkü depremden Aynen. ötürü bazı evet. sorunlar yaşandı. Yani keşke bir sponsor olsaydı bizi, deseydi ki bütün konferans masraflarınızı biz karşılayacağız. Her şeyinizle, bütün misafirlerinizi bize ağırlayacağız. Biz o zaman o konferansı da yapardık. Evet bu bizim her yıl yaptığımız bir albinizm konferansıydı. Ankara'da yapacaktık. İki gün falan sürecekti. Diye yapacağız. Düşünüyorum. Bu arada Yine yapmayacağız yapacağız. değil. Evet, Biz sadece, hala aramaya devam ediyoruz. Evet, ertelemek zorunda kaldık. E, bu tarz etkinliklerde çok yapıyoruz yani. Hatta olabildiğince devletin imkanlarıyla, ayarlayabildiğimiz sponsorluklarla yapmaya çok uğraşıyoruz. Bu yıl şu an için denk gelmedi. İnşallah ilerleyen zamanda ayarlayacağız onu da. Eğer olsaydı geçen hafta yapmış olacaktık. Evet. Hatta Ve bana bizim, yazanlar oldu. Ben çünkü paylaşmıştım katılacağım, orada olacağım diye. Düğünümüz Soruyorlar. için o tarihi ayarlamışlardı mesela. Biz evet. de orada bulunmak istiyorduk. Düğünle çakışmasın, hep beraber bulunalım, yapalım diye. Ya Keşke maddi durumumuz çok çok iyi olsaydı biz üstlenebilseydik. Ama o kadar büyük bir bütçeyi ne dernek olarak ne de sponsorsuz yapma imkanımız yok. Ama biz yapacağız. Sizler için farkındalık oluşturmak için de hayatımızı gösteriyoruz. Sadece ünlü olmak ya da sizlere ulaşmak için değil. Ya biz bir farkındalığı zaten hayatımızda gösteriyoruz. Baksanıza şöyle. Kötü mü? Şeyden <laughs> bahsedelim. Biz albümümüzde bir çocuk önceliğimiz değil yani bu amaçla bir şey planlamıyoruz. Genetik testlerimizi de yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. Hı <laughs> Bunun doğrultusunda eğer normal albümümüzde olmayan bir çocuğa sahip olduğumuz koşullarda konuşalım bunu. Hı <laughs> Ee, biz bir çocuk bakabilir miyiz? Tabii ki bakarız. Yani evet, bu bence insanın kendine olan güveniyle alakalı. Ee, yani daha yakından takip edersin ama bakabilirsin. Yani daha dikkatli olursun, daha çok ilgilenirsin ama bakabilirsin. Destek istersin ama bakabilirsin. Evet yani bir çocuğa bakamaman için kendine de bakamıyor olman lazım. Kendi kişisel bakımına, işte bir ev geçindirmeye. Ya bunları da yapamıyor san eğer bunları yaparken çok büyük zorluklar yaşıyorsan evet çocuk bakmakta da zorluklar yaşayabilirsin ama biz bunları yapabiliyoruz ha, istesek hatta daha fazlasını da yaparız biz yeten ölçüde yapabildiğimiz kadarıyla yapıyoruz ya bir çocuğumuz da olsa aynı şekilde daha titiz davranarak belki daha çok üstüne düşerek daha yakından takip ederek bir çocuk da bakabiliriz yani bunu da albinizmli ya da değil biz zaten albinizmli çocuk olmaması için elimizden geleni yaparız ama Albinizmi çocuk doğdu diye de hiç kimseye üzülmesini söylemiyoruz. Gayet yapılabilecek, bakılabilecek, yetiştirilebilecek, okutulabilecek evet. ve ileride gayet güzel hayatını sürdürebilecek insanlara dönüşmeleri örnekleriyle mevcut. Kesinlikle. O yüzden bizim tek bir korkumuz var. Bu korkumuz da yanlış algıların çocuklara ya da insanlara engel olması. Biz engelin başka insanların yarattığı algılardan, sorunlardan kaynaklı olduğunu inanıyoruz. Kendimizden değil. O yüzden biz çocuk sahibi olabiliriz. Çocuk sahibi olanlara destek olabiliriz. Olamazsak bile sonuçta başka çocukların yetişmesini sağlayabiliriz. Biz bu yeteneği ve gücü kendimizde görüyoruz. Evet. O yüzden kendinize iyi bakın. Korkmayın. Gel sallamak. Biz farkındalığı size hayatımızı göstererek oluşturuyoruz. Ben şahsen yani kişisel olarak paylaşmayı çok çok sevmesem de eşimle beraber her daim kendimi göstermekten mutlu olurum. Derneğimizdeki herkes de bunun için çalışıyor. Albinizm Derneği eğer bir gün kapanırsa evet o gün korkabilirsiniz, ağlamanıza izin veriyoruz arkadaşlar. <laughs> Ama Albinizm Derneği açık kaldıkça, bizler burada oldukça çalışmaya ve anlatmaya, farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Korkmayın. Albinizmle alakalı konferansımızı da yapacağız. Evet, Yakında yapacağız. İnanıyoruz. Kimse bugüne kadar hep yaptık, yine yapmaya devam edeceğiz. Geç olacak ama olacak. Ben Öyle. Çok kötü. Bakın. Bu videoyu çekerken dahi bir zorluk yaşadığımız ortada. Yani bu bizim için bir zorluk. <laughs> ama vazgeçmeyelim. Sizin kızımları kırpacağım yani muhtemelen. <laughs> ama bunu yapmaktan bize engel olmuyor. O yüzden biz sizlerin sorularını hayatımızla göstererek cevaplamak istiyoruz. İnsan sevdiği şey yaparken bence hiçbir şey ona engel olmaz. Yani video çekmek, video editlemek, ışığa karşı bir şekilde böyle ben de bakamıyorum. Ayarlıyorum işte gözümün önüne gelmesin de yanlardan gelsin bakabileyim falan. Yoksa bizim de bayağı profesyonel ışıklarımız var. Güçlü, şiddetliler. Ama kendime göre ayarlıyorum bir şekilde. O da ekstra bir çaba yani. Gözümü almayacak ölçüde ayarlıyorum. Son videolarıma bakabilirsiniz. Gayet ışıklı ama gözümü gayet iyi açabilmişim. Bence süper bir başarı. Öğreniyoruz biz de. Ve o benim vazgeçemeyeceğim bir şey. Ben bunu çok seviyorum yani. Ben bunu bir türlü yolunu bulurum. <laughs> Hiçbir şey beni alıkoyamaz arkadaşlar. Ben buradayım. <laughs> Bırakmayacağım bu mecrayı. Diyoruz. Derneğimiz Albenizm Derneği olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Biz Türkiye'nin 100. yılında İnsanlara örnek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de doğru bilgilere, evet. doğru yerlerden bu arada, ulaşmanızı önemli. 100. Öneriyoruz. yıla da vurgu yapalım. Bugün 28 Ekim, yarın 29 Ekim. Cumhuriyetimizin 100. yılı. İnşallah biz de bu devlete bir şeyler katan iki genç insanızdır. Ben şahsen devletin bana kattığına inanıyorum bu arada. Ben bunu düşündüm. Biliyor şöyle. Hı hı. Ben cumhuriyetin beni ortaya çıkardığını düşünüyorum. Yani Gayet kültürlü, insanlara katkısı olan, çalışan, koşturan, bilgisini paylaşan, ülkesi için çalışan bir insan olarak bizi yetiştirdi. Evet. Biz bunu yapan, emeği olan herkese müteşekkiriz. Ve Cumhuriyet'in bence olmak istediği genç nesili biz temsil ediyoruz. Biz varız. Umarım öyledir. Görüşürüz. Görüşmek üzere.